diye düşünüyorum. Peki, o konulara ayrıca gireceğiz zaten vaktimiz izin verdiği müddetçe. Sayın Aydın'a dönelim hemen. Sayın Aydın, aynı soruyu yönelteceğim. Nasıl gelindi bu noktaya? Tansiyonun düşmesi adına bugün özellikle gelen açıklamalar, siyasi partilerden nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonrası için önümüzdeki günlerde, özellikle önümüzdeki birkaç gün boyunca neler yaşanabilir acaba? Merhabalar. Şimdi bu konuya nasıl gelindiği veya bugüne nasıl gelindiği aslında hepimizin gözleri önünde gelişti olaylar. Çok açık ve netti. Hem uluslararası toplumun hem Türkiye'deki karar vericilerin belli alanlardaki ikircikli davranışları sonucu uluslararası bir çatışmanın, krizin Türkiye'ye yansımalarını yaşıyoruz. Bu tabii Türkiye'nin içinde de çok oturmuş, çok üzerinde anlaşılmış konular olmadığı için özellikle çözüm süreci üzerine hakkında söylüyorum. Çok henüz herkesin üzerinde anlaştığı bir çerçeve oluşmadığı için bu da Türkiye'de siyasi olarak da kullanılan bir meseleye dönüştü. Dolayısıyla hızla tırmanan, bence anlamı çok fazla olmayan ve çok da sonuç vermeyeceği anlaşılan bir gerilim, bir kriz ortamına gelindi. Fakat sizin de haberlerinizde verdiğiniz üzere sanki bugün itibariyle artık durulmuş gibi gözüküyor. Taraflar gidişatın nereye kadar gideceğini, ne tarafa doğru gittiğini gördüler. Çok anlamlı, olumlu bir yer, bir sonuç çıkmayacağı bu gerilimden anlaşıldı. Gerilimi çıkartanlar da bununla karşısında sert önlemler alanlar da bugün itibariyle konuyu yumuşatma yönüne girmiş gözüküyorlar. Dolayısıyla bu meselenin en azından Türkiye ayağında şimdilik bir kontrol altına alındığı, çok fazla da büyümeyeceği gözüküyor. Ama meselenin esas çözümü Türkiye içinde değil, Türkiye'nin dışı meselesi. Orada da tabii Türkiye'nin yapabilecekleri aslında çok sınırlı. Hatta Türkiye'den beklentilerin de gereğinden fazla abartılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye bu bölgede baktığınızda sadece Suriye değil, Irak da bunun içinde. Hatta İran pek çok unsuruyla bu işin içerisinde, çok geniş, çok büyük bir bölgedeki çok boyutlu, çok düzeyli bir çatışmadan ve gerginlikten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada Türkiye'nin tek bir operasyonla, tek bir politikayla, tek yönlü bir hareketle ve tek başına yapabileceği hemen hemen hiçbir şey yok. Bu çok yönlü düşünülmesi gerekiyor ve uluslararası bir katılım ve işbirliği gerekiyor. Türkiye'nin burada pozisyon almasını isteyenler, son birkaç günde Türkiye'deki gerilimi tırmandıranların da talepleri aslında çok net ve açık değil. Bir taraftan Türkiye'nin müdahale etmesini bölgeye isterken, diğer taraftan da Türkiye'nin bölgede olmamasını da istiyorlar. Aslında birbiriyle çelişkili bu gibi gözüken bu tavrı net bir şekilde de savunmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında hani siyah beyaz gibi ortaya koyulabilecek çok açık bir durum yok. O nedenle de ben Türkiye'deki durumun bir an önce odaklanılması gerektiğini, dışarıdan önce Türkiye'deki taraflarla sakinleştirici bir ortama girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra uluslararası alanda yakın bölgeyle ilgili bir ortak platform oluşturulması gerekiyor. Son birkaç haftaki gelişmelere ve tartışmalara bakarsanız bu ortak platformun oluşturulmasının da aslında çok kolay olmadığını görürsünüz. Çünkü hem bölgedeki hem bölge dışındaki aktörlerin çok farklı beklentileri, talepleri ve gelecek planları var Suriye ve Irak'ın durumuyla ilgili olarak. Ve hatta bunların önemli bir kısmının nihai planlarının veya nihai hedeflerinin ne olduğu da bugüne kadar açıklanmış değil. Örneğin en etkili olacak aktör ve en etkili olan aktör Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ın geleceğiyle ilgili, Suriye'nin geleceğiyle ilgili nihai planının ne olduğunu bugün itibariyle hala bilmiyoruz. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri bir koalisyon oluşturmuşsa da ve bunlara IŞİD güçlerine özellikle çeşitli noktalarda geriletme hedefli bombalama yapıyorsa da bunun sonuç almayacağını Amerika Birleşik Devletleri kendisi söylüyor. En az 3-5 yıl sürecek bir süreçten bahsediyor. Ama bu sürecin sonucunda ne olacağıyla ilgili de bugüne kadar ortaya konmuş bir plan, bir çerçeve yok. Bu da tabii yine bütün tarafları, Türkiye dahil olmak üzere bölge ülkelerini ve hem Irak'ta hem Suriye'de çatışan tarafları birbirlerine karşı güvensiz, Amerika'ya, onun ortaklarına ve Türkiye'ye karşı güvensiz hale getiriliyor. Böyle bir ortamda sonuç alınması ve ilerlenmesi aslında çok mümkün gözükmüyor. O nedenle uluslararası alanda ilk yapılması gereken
tüm ilgili bölge ülkelerini işin içine dahil edecek, uluslararası bir konsensus oluşturmak ve bu konsensusun önemli bir parçası da Irak'ta ve Suriye'deki nihai planın, nihai resmin ne olacağı üzerinde baştan anlaşmak gerekiyor. Sayın Aydın, sorularımdan birisinin aslında yanıtını verdiniz ama bir kez daha o soruyu yönelterek bir başka soruyu peşine ekleyeceğim. Türkiye'nin talepleri var, güvenlikli bölge, uçuşa yasak bölge şeklinde, ama dediğiniz gibi bu Amerika'dan veya işte Birleşmiş Milletler'den, NATO'dan pek de itibar görmüyor gibi şu an için. Bu noktada peki Türkiye nereye kadar ilerleyebilir diye soracaktım ama ilerlemesinin pek de mümkün olmadığını söylediniz. CHP'nin peki bugün Kılıçdaroğlu'nun söylediği yöntem acaba ilerleyen günlerde konuşulabilir mi? IŞİD için ayrı bir tezkere çıkarmak ve onun üzerinden ilerlemek. Şimdi uluslararası alanda Türkiye'nin talepleri evet hakikaten Birleşmiş Milletler toplantısından son yapılan ve aslında NATO toplantılarında çok destek görmedi. Destek görmemesinin de çok çeşitli nedenleri var. Yani bir kere Türkiye'nin niyetleri konusunda uluslararası alanda tam bir anlayış birlikteliği yok. Yani bizden şüphe duyuyorlar, Türkiye'nin niyetlerinden çeşitli şekillerde şüpheleniyorlar. İkinci olarak böyle bir operasyon gerçekleştirilecekse onun nasıl gerçekleştirileceği konusunda da bir açıklık söz konusu değil. Yani geçmişte güvenli bölge oluşturmanın aslında iki örneği var. Birisi Bosna'da, Bosna Savaşı sırasında oluşturulmuştu. Diğeri de Kuzey Irak'ta oluşturulmuştu. Birinci Irak Savaşı sonrasında. Her ikisinde de Birleşmiş Milletler kararları vardı. Bir Birleşmiş Milletler gücü oluşturulmuştu. Uluslararası güç oluşmuştu. Ve bunu destekleyecek çok sayıda hava gücü, kara gücü ortaya getirilmişti. Şimdi bunları gerçekleştirecek veya gerçekleştirmeye arzulu hiçbir ülke yok. Yani böyle bir yapı kurulmaya karar verilse bile bunu Türkiye dışında buraya güç göndermek arzusunda olan, özellikle kara gücü gönderme arzusunda olan hiçbir devlet olmadığı anlaşılıyor. Burada bir pozisyon değişikliği olursa bu sağlanabilir. Diğer öneriye gelince, yani Türkiye'nin kendi başına bir tezkere çıkararak tek başına bu konuda ilerlemesi konusu o kadar kolay gözükmüyor bana. Çünkü uluslararası hukukta veya uluslararası ilişkilerde baktığınızda meşruiyet birkaç şekilde kazanılır. Bunlardan bir tanesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı. Bu olmadıkça ikinci bir yol, bir uluslararası antlaşmadan bu hakkı kazanabilirsiniz, müdahale meşruiyetini kazanabilirsiniz. Üçüncüsü, size yapılacak doğrudan bir saldırı olursa meşru müdafaa olarak bunu yapabilirsiniz. Şimdi bunların hiçbirisi olmadığına göre Türkiye'nin tek başına kendi meclisinden çıkartacağı bir kararla ben burada IŞİD'e ya da başka bir güce karşı sınır ötesinde bir bölge oluşturuyorum, operasyon yapıyorum dediğinizde bunun meşruiyeti ciddi bir şekilde sorgulanacaktır. Ama sağlanamayacağı anlamına gelmiyor. Buradaki mesele Türkiye'nin yapacağı böyle bir operasyonu uluslararası kamuoyuna anlatıp onların buna hak vermesini sağlayabilmektir. Eğer bunu sağlayabilirsek o zaman meşruiyet sorunu da yaşanamaz. Ama bugünkü çerçeveye baktığınızdaki uluslararası duruma baktığınızda Türkiye bunu dünyaya anlatabilecek bir konumda ve kabul ettirebilecek bir konumda gözükmüyor. O nedenle ben bunun yapılabilirliğini çok pratik bulmuyorum. Peki Sayın Aydın. Sayın Güney'e aynı soruyu soracağım. Yeni bir yöntem olarak acaba konuşulabilir mi? İşler bir yöntem olabilir mi? IŞİD için özel bir tezkere çıkarma konusu. Bir de süremiz kısaldığı için o soruyu da sormak istiyorum. Demirtaş'ın sözleri arasında etnik çatışma en büyük felaket olur cümlesi vardı. Gerçekten etnik çatışmaya gidebilecek bir durum söz konusu olabilir mi önümüzdeki günler? Birinci sorudan başlayalım isterseniz. Şöyle, zaten bence çıkarılan tezkere oldukça kapsamlı. Yani gayet geniş. İçerisinde IŞİD'le birlikte anılan başka radikal grupların da geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla bunun bir nedeni de aslında dediğim gibi bu kaygan zeminde ve bu istikrarsızlık, yani Suriye ve Irak'ta süre gelen bu istikrarsızlık devam ettikçe bu radikal grupların besleyecek zemin müsait. Dolayısıyla sadece hani bir tek gruba şu anda anılan IŞİD'e odaklanmak ne kadar mantıklı? Bunun aslında Amerika'nın belki de söylediği plandan bir farkı yok. Yani bir tek konuya odaklanıp onu bir şekilde bertaraf ettikten sonra siz bunun bu tür gruplanmaların esas nedenini ortadan kaldırmadığınız sürece kısa zamanda belli bir konuyu belki bertaraf etmiş olacaksınız ama yani ateşi söndürmüş olacaksınız.
olacaksınız ama o ateşe neden olan olayların gerisine bakmadığınız sürece bu olayla yaşamaya devam edeceksiniz ki bu sadece Orta Doğu'da ve Türkiye'nin sınırları ötesinde yaşanan bir olay değil. Mevzu bahis olan terörizm olduğunda pek çok bölgede bu yönde örnekler mevcut. Dolayısıyla bunu bilmiyorum ne kadar gerçekçi olur diye sorgulamak lazım diye düşünüyorum. İkincisi de tabii yani etnik ya da mezhepsel çatışmalar bölge için en büyük tehlikelerden bir tanesi. Dolayısıyla bu yöndeki zemine de imkan vermemek lazım. Bunun tek çözümü de zaten dediğim gibi yani bölgede zaten birçok ülke bu zamana kadar yani Suriye ile başlayan aslında ta Irak müdahalesinden sonra başladı bu olaylar. Yani 2003 senesinde bu cin şişeden çıktı ve fay hatları kırıldı. Yani etnik ve mezhepsel odaklı fay hatları kırıldı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta ortaya koyduğu yönetim biçimi işlemedi ve o anlamdaki etnik unsurlar bir şekilde ötekileştirilince bunun yansımalarını bir zaman içinde Suriye konusunda da yaşadık. Ve dediğim gibi uluslararası toplumun bu bağlamda hem bölgesel güçlerin belirli etnik ve fay hatları üzerinden verdikleri bir vekalet mücadelesi de var. Yani onun üstünden küresel güçlerin de yeni oluşabilecek Orta Doğu'ya dair planları vardı. Bütün bu bölgesel ve küresel mücadeleler sonucunda bundan mağdur olan sahadaki insanlar oldu ve bu noktaya kadar gelindi. Türkiye özelinde sorarsanız zaten bu yöndeki açıklamalar yani hükümet nezdinde söyleyecek olursak bu tür etnik bazlı ya da mezhepsel bazlı olayları bir şekilde onaylamadı. Yani bu sıklıkla ayrıyeten Türkiye'nin dış politikası söz konusu olduğunda da bu sıklıkla ifade ediliyor ve altı çiziliyor. Çünkü bunlar hassas noktalar ve neler olabileceğinin resmini biz aslında bir anda yaşaya geldik. Yani şu son bir iki günde. Dolayısıyla bu anlamda dediğim gibi sükunetle davranmak gerekiyor ve özellikle de siyasi partileri liderlerine ve dediğim gibi bu konuda önder olan kişilere büyük rol düşüyor ve özellikle de hani şiddet mevzu bahis olduğunda bunu bir şekilde durdurulması lazım. Çünkü bu şiddeti besleyebilir ve nerede durdurabileceğiniz nasıl bir kıvılcımın aleve dönüşmesine neden olmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun da en önemli göstergesi işte bu barış meselesi, çözüm süreci ve bu konuda belki de tarafların tekrardan ciddiyetle düşünüp hani bunu tekrardan onarım sürecini nasıl bugün gelinen açıklamalardan ümit var olarak söylüyorum. Hani bu onarımın üzerine odaklanmak gerekiyor ama bu süreci de provoke eden dışarıdan güçlerinde olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla tarafların bu türde tuzaklara itibar etmemesi lazım. Daha aklı selim davranmak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki. Sayın Aydın'dan da Sayın Güney'in sözlerinin üzerine birkaç cümle rica edeceğim. Aslında bu Kobani'ye koridor açılması isteği HDP'den gelen onu sormak istiyordum ama zamanımız çok çok az kaldı. O yüzden Sayın Aydın buyurun son bir dakikamızı size vermiş olayım böylelikle. Evet, koridor açılmasından hemen başlayayım, bir de hemen bir iki cümleyle söyleyeyim. Bu daha önce Türkiye'nin çok eleştirildiği bir şey. Başka örgütlere yönelik koridorlar haline geldiği için Türkiye ve Türkiye sınırları çok eleştirilmişti. Şimdi başka bir örgüte veya başka bir birime bunun açılması aynı şeydir. Aslında nereden tarafsız olarak bakarsanız meseleye. Ama esas itibariyle tekrar etnik mezhepsel çatışma konusuna dönersek bu çok ciddi bir sorun. Özellikle Türkiye açısından baktığınızda çok derine gidebilecek, çok genişleyebilecek bir çatışmanın fitilini ateşlemek demek Türkiye'de bunun olması demek. 1984'ten beri aslında PKK ile Türkiye'nin yürüttüğü bir mücadele var. Bu mücadelenin çok önemli bir unsuru ve çok önemli bir tarafı bugüne kadar etnik çatışmaya dönüşmemiş olmasıdır.
Türkiye bunu bugüne kadar getirirken, terör örgütüyle mücadele ederken hiçbir şekilde Türk ve Kürt halkları arasında bir çatışmanın doğmamasını sağlayabilmiştir. Son birkaç günde olanlar aslında korkutucu olmasının arkasında böyle bir endişe de yatıyor. Bence bugün itibariyle de her ne imkan gerekiyorsa araştırılması, yapılması ve takip edilmesi gerekiyor. Bunun önlenmesi, bir Kürt-Türk çatışmasının etnik temelli olarak Türkiye'de çıkartılmaması gerekiyor. Çünkü bunun nereye gideceği konusunda hiç kimsenin bir tahminde bulunma ihtimali bile yok. Çok genişleyebilir. Bunu çok farklı unsurları, boyutları, çerçeveleri bünyesine alarak büyüyebilir. Ama ben gelinen noktada sağduyunun hakim olmaya başladığını görüyorum. Bugün itibariyle ve yarından sonra daha sakin bir ortama geçeceğimiz anlaşılıyor. Tarafların da bunu özellikle de uluslararası provokasyonlara dikkat ederek kaşımamaları gerektiği konusunda Nurşin Hanım'la hemfikirim. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Sayın Aydın çok teşekkürler. Aynı şekilde Sayın Güney'e çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Bu konuyu konuşmuş olduk. Bir son dakika gelişmesi de aynı zamanda ekranlarınıza yansıdı. Sayın Aydın'ın son cümleleri üzerine. Amerika Kobani'nin büyük bölümü Kürt güçlerinin kontrolüne geçmiş şeklinde bir açıklaması var ama onun da dışında koalisyon güçlerinin IŞİD'in güneyini 5 kez, IŞİD mevzilerini 5 kez vurduğu, Kobani'nin güneyindeki IŞİD mevzilerini 5 kez vurduğuna ilişkin bir bilgi de var. Amerikan kanadından gelen bilgiler bu yönde. Böylelikle bülteni noktalayacağız, hava ekranını vereceğiz ve piyasaları vereceğiz.